Sağ ol. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Cumhuriyet Başsavcım ve saygı duruşu, İstiklal Marşımızın söylenmesi, Kaymakamımız Sayın Edip Çakıcı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, senin gözlerinden doğmalı renkler, seni kız çöldeki insanlar tas tas, Atatürk'le var olduk, seninle yaşıyoruz. 80 milyon seninle bütünleşmiş, hazır olda bekleyen, çelikleşmiş bir orduyuz. Atatürk'ün sana şükran, seninle dop doluyum. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna, ardından da İstiklal Marşımızı söylemeyi davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanı Vekilim, Sayın Başsavcım, değerli mesai arkadaşlarım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri,
Saygıdeğer Ereğliler, değerli basın mensupları. Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu ve Büyük Türk Milleti'ne armağan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü ülkemizin her yerinde olduğu gibi Ereğli'mizde de büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. 29 Ekim 1923 Türk ve dünya tarihi açısından öylesine sıradan bir tarih değildir. 29 Ekim tarihi, tarih boyunca sayısız devlet ve medeniyetler kuran Büyük Türk Milleti'nin yok oluş sürecinde olan ve işgale uğramış bir imparatorluğun küllerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde yeni ve çağdaş bir devlet kurmasının yıl dönümüdür. 29 Ekim tarihi, tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin karşı konulmaz başkaldırısıdır. 29 Ekim tarihi, emperyalizmin yenilgisinin tarihi vesikası ve Türk vatanının tapusuna vurulan damgadır. Saygıdeğer Ereğliler, milletimiz ne tarihini, ne şanlı geçmişinden gelen mirasını, ne de tarihin kendine yüklediği sorumluluklarını unutmuştur. Türk milleti, yeni Türk devletinin hangi zorluklar içerisinde kurulduğunu, yokluklar içerisinde verilen milli mücadeleyi de hiçbir zaman unutmamış ve hafızasında her daim canlı tutmuştur. Tarihin milletimize yüklediği sorumluluklar çerçevesinde, Cumhuriyetimiz geçen 97 yıl içerisinde büyük kazanımlar elde etmiş, demokrasisini, ekonomisini ve milletimizin refahını sürekli olarak artırmıştır. İnsan haklarına saygı ve demokrasi temelinde yükselen ve milletin her bir ferdine hiçbir kısıtlama olmaksızın temel ve hak ve özgürlükler sunan Türkiye Cumhuriyeti 100. yıl hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş anından itibaren tarihine, geçmişine yakışır bir şekilde modern ve çağdaş dünyanın güçlü ve onurlu bir üyesi olma yönünde çaba sarf ederek hedeflerine emin adımlarla yürürken çok defa içten ve dıştan meydan okumalara ve saldırılara maruz kalmıştır. Yapılan bu saldırılar ve meydan okumalar devletimiz ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde her daim bertaraf edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti her seferinde yapılan saldırılardan daha da güçlenerek çıkmış ve yoluna devam etmiştir. Aynı şekilde iç ve dış terör odakları tarafından 15 Temmuz'da yapılan kalkışma kahraman Türk milletinin göstermiş olduğu dirençle başarısız olmuştur. Bugün dahi Türkiye Cumhuriyeti dünyanın çok farklı coğrafyalarında istikbal mücadelesi vermeye devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin ne kadar sağlam ve sarsılmaz olduğu, devletimiz ve milletimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak değerleri etrafında kenetlenmiş olduğu yaşanan son süreçte dost düşman herkese gösterilmiştir. Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünde şehitlerimizin kanlarıyla sulanan aziz vatan topraklarının bütünlüğünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük emaneti olan Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'in tüm kurumlarını birlik ve beraberlik içerisinde korumanın azmi ve kararlılığı içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları vatan yapan ülkemizin misaki milli sınırları içerisinde güvenliği uğruna kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla en yüce mertebeye ulaşan aziz şehitlerimizi ve bu uğurda mücadele etmiş olan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü aziz milletimize kutlu olsun. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Sakarya'dan su içen o çelik süngülerle yuvaları dağılmış yılmaz bir avuç erle. Hedefimiz Akdeniz asker diyen parmağa koştuk,
zafer bahçelerinden gül koparmaya koştuk. Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız, kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız. Koştuk aslanlar gibi kükreyerek dağdan dağa, canavarlar dişinden vatan kurtarmaya. Vahşetlere dikilmiş gözlerimiz dumanlı, hürriyete susamış yanık bağrımız kanlı. Çılgınca atılarak şanlı dumlu pınara, şüngümüzden şan verdik coşkun yıldırımlara. Sakarya'dan su içen o çelik süngülerle, yuvaları dağılmış yılmaz bir avuç erle. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Sen Türkiye'm, şerefim, şanım, hürriyet Türk'üm, şehit yatağım, bereketli topraklarımda başak. Ve sen Türkiye'm, karanlık görmeyen aydınlık şafak. Akif'in mısralarıyla arşa çıkarsın, Fatih'in fethinde yeni bir çağsın. Mevlana'da dostluk, Yunus'ta sevgi, Selimiye'de Sinan'ın sesi. Her karış toprağında alın teri, benim için baştan başa kutsalsın. Mimar Ahmet Köşker, Anadolu Lisesi öğrencilerinden Saniye Akkuş, Atatürk ve Cumhuriyet adlı şiirini okuyacaktır. Öğrencimizi davet ediyorum. Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk, göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk. Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın, duyunca silkindi Türk narasını atanın. Haykırdı kadın erkek, ihtilal var ihtilal. Çiğnenemez yerlerde mübarek şanlı hilal. Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı, bütün millet Kemal'in etrafında toplandı. Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara, can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara. Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak, ırkının şahlanışı ısırttı garba dudak. Çekince Mehmetçikler kılıçları kınından, göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından. Birleşti siperlerle, gazilerle şehitler, yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler. Dile gelince 30 asırlık şanlı mazi, Türk'ün kara bahtını ağarttı büyük gazi. Son verilip bu cenkte biz bin bir kötü niyete, kavuştuk sevgilimiz istiklal hürriyetle. Değildir zindan artık bize Anadolu'muz, cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz. Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden, gökler dolusu selam ölmez ataya bizden. 1923, saat tam 20.30. Duyurdu 1, 2, 3, 101 pare topumuz önümüzü dünyaya. Dağ, taş, dere, ova, çay, ağaç, kuş, yıldız, gün, ay. Asker, işçi, okullu, neşe ile dop dolu. Var ol ey cumhuriyet, adı güzel hürriyet. Mimar Ahmet Köşker, Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ramazan Anılbayır, Cihanda Türk adlı şiirini okuyacaktır. Öğrencimizi davet ediyorum. Bozkırtlar vatanı sert yaylaların, huyundan huy kapmış ırkımız bizim. Her birimiz bir savaşta doğmuşuz, zafere karışmış kırkımız bizim. Atlarımız aldan, kırdan, yağızdan, akıncılar kopmuş gelmiş Oğuz'dan. Küçüklü büyüklü hep bir ağızdan, dünyaca söylenir Türk'ümüz bizim. Deniz fatihlere karşı duramaz,
değme dağlar bize göğüs geremez. Kapımızdan rüzgar bile giremez. Açıktır evimiz, barkımız bizim. Üstümüzde üç kıtanın kayıdı. Tarih dizimizde doğdu büyüdü. Duymamışken medeniyet neydi? Garba ışık verdi, şarkımız bizim. Akından akına seslendikçe biz. İnlerdi kayalar, titrerdi deniz. Tarihten ihtiyar bir değirmeniz. Kanımızla döner çarkımız bizim. Kanundur değişmez dünyanın seyri. Kimsenin kimseye dokunmaz hayrı. Savaşta yılmayız Allah'tan gayrı. Hiç kimseden yoktur korkumuz bizim. Üç laf etsem Türk'üm derim üçünde. Sana cevabım var bana niçin de. 72,5 millet içinde işte budur gerçek. Sarı zeybek şu dağlara yaslanır. Yağmur yağar, silahları ıslanır. Bir gün olur, deli gönül uslanır. Eyvah olsun telli de doğru şanına. Eğil bir bak mor cepkenin kanına. Karşı dağı duman aldı bürüdü. 300 atlı 500 yaya yürüdü. Sarı zeybek şu cihanda bir idi. Eyvah olsun telli de doğru şanına. Eğil bir bak mor cepkenin efem kanına. Şimdi sizleri zeybek gösterisiyle baş başa bırakıyoruz. Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Seni yazmalı ozanlar mısralarında. Seni söylemeli bütün şarkılar. Seni bestelemeli piyanolar tuşlarında. Lacivert akşamlarda söylenirken İstiklal Marşım. Sen dolmalısın içime hüzün hüzün. Dolmalı her sabah yurduma güneşlerce yüzün. Seni konuşmalı milyonlarca insan kendi dillerinde, kendi bayrakları altında.
sen oturmalısın tüm dünyada, ulusların tahtında. Seni taşımalı askerler, bayrak bayrak ellerinde. Sen açmalısın baharın güllerinde. Sen süslemelisin çocukların rüyalarını. Seni düşünerek sevmeli insanlar yarını. Şimdi sıra Mimar Ahmet Köşker Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Ömer Faruk Gökçe ve Fen Lisesi Müzik Öğretmeni Nuray Paksoy'un söyleyecekleri türküler var. Bu türkülerin kısa öyküleri şöyle. Ermenistan tarafından işgal edilen Laçin adlı kent için yazılan Azeri türküsün hikayesi. Dağlık Karabağ bölgesi Ermenistan sınırında bulunan Laçin kasabası Ermenistan'ın kontrolüne geçtikten sonra 1992 yılında Ermeni Silahlı Kuvvetleri Laçin kasabasına bağlı 21 köyü işgal etmiş, 65 bin Azeri yaşadığı topraklardan göç etmek zorunda kalmıştır. Yüzlercesi yaşamını yitirmiştir. İşte bu türkü Azerilere ağıtlar yakıldığını anlatır. Bu güzel türküyü dinliyoruz. Şöyle. İngiliz askerleri yiğitliğiyle ünlü Arap Ali'ye pusu kurmuş, onu beklemektedirler. Ve görür görmez Ali'nin üstüne çullanırlar. Bunun üzerine Arap Ali toparlanmaya çalışarak dövüşmeye başlar. İşte tam o sırada aniden bir süngü saplanır sırtına.
Hepsi birden arka arkaya süngülemeye başlarlar Ali'yi. Yedinci süngü darbesiyle yere yığılır ve öylece kalır Arap Ali. İngiliz askerleri bununla da yetinmeyip arabaları ile üstünden geçip ölüsünü de havaalanı yakınlarına götürüp atarlar. Arap Ali'nin ölümü sadece Magusa'da değil, tüm adada herkesi üzüntüye boğar. Onun yiğitliği, fakirden ve haklıdan yaptıkları daima anlatılır. Bedeni İngiliz süngüleriyle delik deşik olan Arap Ali'nin akan kanı bir direnişin türküsüne dönüşür ve Uyan Alim Uyan dizelerini yer aldığı ünlü Magusa Limanı türküsü bir ağıta dönüşüp o günden günümüze kadar dillerde dolaşmaktadır. Bu güzel türküyü hep birlikte dinleyelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.